Merhaba herkese. Bir mini kitoko motifimiz var. Hemen başlayalım. Şöyle öncelikle iğnemi kumaşımdan çıkarıyorum. Kumaşım etuval bir kumaş. 3 farklı renk ip kullanıyorum bu motifte. Öncelikle ipimi çıkardım ve tam çapraza iğnemi batıp hemen üzerindeki delikten iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Hemen yanına aynı şekilde batıyorum. Üçüncü kez bat. Yan yana 3 tane çarpı yapıyorum. Çapraz bir şekilde yukarıya çıktım. Aynı şekilde buraya da çarpılar yapacağım. Bu sefer 5 tane. Çapraz yine aynı şekilde yukarı çıktım. Bu sefer 7 tane çarpı yapacağım. Düz bir şekilde yukarı çıktım. Bir sıra daha 7 çarpı yapıyorum. Şimdi sarı renk ipimizle devam edelim. Şöyle alt taraftan iğnemi çıkarıyorum. Bu 3 tane siyah çarpının tam ortasından şu şekilde yakınlaştırayım.
Bir tane çarpı yapacağım. Şekilde. Şimdi buraya çarpı yapacağım. 5 tane. Biraz iğnemi çıkarıyorum. İki tane çarpı yapıyorum. Yine çapraz yukarı çıktım. İki tane çarpı yapacağım. Burada düz bir şekilde yukarı çıktım. Bir tane çarpı yapıyorum. Yaptıktan sonra çapraz yukarı çıkıp iki tane çarpı yapacağım. Bir, iki. Şimdi yukarı çıkıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum. Düz bir şekilde yukarı çıktım. 2 çarpı. Çapraz yukarı çıkıyorum. 2 çarpı. Çapraz bir şekilde yukarı çıktım. 5 tane çarpı yapalım. Bu 5 çarpının tam ortasına gelecek şekilde yukarı çıktım. Bir tane çarpı yapıyorum. Sonra bu şekilde çapraz alt sıraya iniyorum. Şöyle yakından göstereyim. Buraya 2 tane çarpı yapalım şimdi. Aşağı inelim. Buraya da 2 çarpı. Bir alt sıraya inelim. Bir tane çarpı yapalım. Bir alt sıraya inelim. Şimdi iki tane çarpı yapalım. Bir alt sıraya indik. Bir çarpı. Çapraz bir şekilde alt sıraya indim. Şöyle. 2 çarpı. Siyah çarpıların bitişiğinden ilerliyorum.
son kez 2 tane çarpı yapıyorum. Şimdi yukarıdaki 5 tane çarpının hemen altındaki 2 tane çarpı var ya, bunu soluna doğru 1, 2, 3 tane kare saydım ve en baştaki karenin sol üst deliğinden iğnemi çıkardım. Bu şekilde. Ve 3 tane çarpı yapıldım. Çapraz bir şekilde yukarı çıkalım. 4 tane çarpı yapalım. Yukarı çıktım. Yine 4 tane çarpı yapıyorum. Çapraz bir şekilde yukarı çıkıyorum. 4 tane yine çarpı yapacağım. Bir yaprağım bu şekilde hazır. Şimdi diğer taraftaki yaprağa geçelim. Şimdi bu sefer bu 5 tane çarpının en sağındaki boş kareden iğnemizi çıkaralım. Bir tane çarpı yapalım. Tamamlayıp yukarı çıkalım düz bir şekilde. 2 tane çarpı yapalım. 1 2. Düz bir şekilde yine yukarı çıkıp bu sefer 3 tane çarpı yapalım. Çapraz bir şekilde yukarı çıkalım. 2 tane çarpı yapalım. Çapraz yukarı çıkalım. Bir tane çarpı yapalım.